Değerli izleyenler, kameralarımızı şimdi de yavru vatana çeviriyoruz. Kıbrıs Magazin Gazetecileri Derneği ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Magazine yepyeni bir soluk getiren programımız Magazin 8'de anlamlı geceden ödülle döndü. Ya baba olmak. Zinet Salih kolunu kırdı. Apartmana girerken merdivenlerden kayıp düştüm ama. Tuba Özay yeni bir şarkıyla geliyor. Özellikle ıssız bir adada 3 ay kaldıktan sonra. Ve magazine yepyeni bir soluk getiren Magazin 8'e anlamlı ödül. Kıbrıs Magazin Gazetecileri Ödül Töreninden çok özel görüntüler ve röportajlar Magazin 8'de. Bizim üstümüze kimler ayrılmadı, kimler boşanmadı. Muhteşem bir geceyle gerçekleşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Magazin Gazetecileri Ödül Töreni'ne Türkiye'den ünlü akını vardı. Bir tanem söyle canım, ne dilersen dile benden. İstersen dost olalım göklerdeki turnalarla. Kıbrıs lehçesiyle konuşan ancak şarkı söylerken lehçesinden uzaklaşan Buray, bu özelliğime çok şaşırıyorlar dedi. Ya şaşırıyorlar aslında ama yani doğal olmaya çalışıyorum. Yani ailemle, arkadaşlarımla nasıl konuşuyorsam bu şiveyi insanlar, yani bu da benim farkım olsun diye düşünüyorum. Ne yapan diye girerler. Ne yapan? Sen ne yapan? Sen sevda mısın yoksa yalan dolan? Bir gelin gibi beyazlar içinde geceye gelen Kıbrıslı şarkıcı Zinet Salih'in sağ kolundaki alçı dikkat çekti. Nazar herhalde. Negatif enerji çıktı diyelim. Gerçekten görülmez kaza. Apartmana girerken merdivenlerden kayıp düştüm ama. Bu kazayı şans eseri az bir hasarla atlatmış. Bir milim, ameliyata bir milim kalmış. O yüzden doktorum ucuz atlattın dedi. 4 ila 6 hafta böyle kalacak. İkiz bebekleri dünyaya gelen ve baba olan Doğuş'un aklı Türkiye'deydi. Annelere bakıyor. Annelere bakıyor. Benim aklım orada. Yemin ederim. Her dakika bu şey mesaj çekiyorum. Bir fotoğrafı atsana. Bir baksana bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle oldu mu, böyle oldu mu, uyuyorlar mı, uyumuyorlar mı? Şimdi az önce sordum bir daha. Babalık heyecanı yaşayan Doğuş, aynı duygular tadan bir hayranının oğlunun da isim babası olmuş. Canım kardeşim Ahmet'in o oğlu oldu. Adını koymamı istedi. Ben de ezan okudum. İlk defa ezan okudum. Onun heyecanı da olduğu içimde ve çocuğun kulağına adını fısıldadım. Miraç Doğuş koydum adını. Magazin 8'in başarılı ve güzel sunucusu Irmak Atuk da kırmızılar içinde Kıbrıs'taydı. Hava harika, Kıbrıs harika. Ödül alacak olmak daha harikaydı. Bizim ilk ödülümüz değil aslında. Biraz da ödüllere alıştık diyeyim, çok mütevazı olamayacağım. Böyle özel gecelerde bir arada olmak gerçekten hem keyifli oluyor, hem basındaki arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Ben böyle geceleri seviyorum açıkçası. Sarılar içinde esmer teniyle Survivor 2016'dan elendikten sonra biraz kiloları yerine gelen Tuba Özay da gecede güzelliğiyle göz kamaştırdı. Survivor'ın zorlu şartlarını yeni yeni üzerinden atabilmiş Tuba Özay. Bugün burada olmak çok gurur verici. Yılın kadını ödülünü alıyorum çünkü. Bu benim için gerçekten çok hoş bir jest oldu. Özellikle ıssız bir adada 3 ay kaldıktan sonra. Gecenin en renkli çifti Safiye Soyman ve Faik Öztürk'tü. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? 17 yıl demek hakikaten büyük. Bizim üstümüze kimler ayrılmadı, kimler boşanmadı, kimler sevgililer ayrıldı, nişanlar ayrıldı. 17 yılı getirmek gerçekten büyük bir maharettir. Gizem Özdilli Kıbrıs'ta olmaktan çok mutluydu. Öyle bir gönül bağım var yani, ben 15 senedir buraya defile, tanıtım, yani Cumhurbaşkanı'nın evine bile gittim misafir olarak sağ olsun. Böyle bir bağım var, çok severim Kıbrıs'ı. Nihan Ünsal geceye katılanlara Bir Başkadır Benim Memleketim isimli şarkıyı söyledi. Bir başkadır benim memleketim. Zinet Salih kırık koluyla sahneye çıktı ve ödülünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan aldı. Bir Akdenizli, bir Adalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmaktan gurur duymuşumdur. Sinemanın efsane isimlerinden Cihan Ünal, Ayşegül Aldinç'e ödül vermek için sahneye çıktığı anda ilginç dakikalar yaşandı. Şu kızı gördüğüm gel olarak, 15 yaşında da 45 verikli bir kız bana emmi neydi?
Ayşegül Aldinç şehir karşısında çok mutlu oldu. Çok teşekkürler. Sana emin olabilir miyim? Tuğba Özay Pes Etme adlı yeni şarkısını seslendirdi. TV8'in sevilen programlarından İşte Benim Stilim'in yorumcusu Uğurkan Erez de ödül aldı. İyi mi? Hiç ses falan çıkmıyor yani. Ben fazla konuşmayı bilemem. Çok heyecanlanıyorum. Kıbrıs Magazin Gazetecileri ödül töreninde magazine yepyeni bir soluk getiren Magazin 8 yapılan anketler sonucunda yılın en iyi magazin programı seçildi. Ödülü almak üzere sahneye program sunucumuz Irmak Atuk çıktı.